Kendini 40 gün metroya kapattıktan sonra yazmaya başladı. Mesajlar ona önce SMS olarak gelmişti. Daha sonra değişik istasyonların duvarlarına yapıştırılmış fotokopi ilanları takip etti. Her emirden sonra oturup tekrar yazıyordu. 40 gün, 40 gece hiç uyumadı. Köpekleri metronun kapısında yatıp onu beklediler. Uyandığında etrafı kablolarla kaplıydı. Yanı başında yeşil bir defter duruyordu. Defteri aldı ve baktı. Yanındaki telefon çalmaya başladı. Telefonu açtı. Ses oku dedi. İnsanların otobüslerde, trenlerde neden sürekli okuduklarını hep merak eder, buna kendimce mantıklı açıklamalar getirirdim. New York'ta insanların her yerde okumalarının gerçek nedenini okumayıp kendimle baş başa kalıp çıldırma noktasına geldiğim anlarda fark ettim. Dişlerimi sıkıp titrerken anladım ki okumamaya tek alternatif yazmaktı. Ben de bir defter buldum ve yazmaya başladım. Yazmak bence sadece yazmak, yani başka bir şey değil. Otobüse bindim, sarı metro kartımı makinenin deliğine soktum. Sarı plastik kart içeri girdi, elektronik bir ses çıkardı ve geri döndü. Bu sese alışık olan çikolata renkli tombul bayan şoför, başını bana çevirip bakma gereğini bile duymadı. Ben de kendimi hızla otobüsün en sonundaki köşeye atıp gizlendim ve ayaklarımı öne uzatıp, motorun ısıttığı mavi koltuğumda yeniden yazmaya koyuldum. Yazar değilsen de yazabilirsin ama yazarsan zaten yazarsın. Yazmıyorsan da kabul etmen lazım ki sen yazar değilsin. I couldn't decide whether to write or not. I had forgotten my book at home in the desperation of knowing very well that I would go mad if I didn't read anything during my long journey in the city. Brought a new idea to my mind. You can't read, so you write. I didn't have my laptop with me, so I decided to try something from the old days. I found a green-covered, lined notebook, and I began to write. Lined notebooks remind me of primary school, then the repetition of words and syllables. The clearest of my childhood memories are the dark blue-covered notebooks, and inside them repeated letters and numbers and lines in pencil. My writing wasn't very good then, so I preferred border art to writing. But now, I just try to write. It feels like if I didn't write, I would get caught by the ones from behind, or I would miss the ones at the front. In fact, I want to draw something in the middle of a page, but the lined notebook is holding my hand, and it doesn't let me put a big, phony abstract, expressionist picture in its middle. Thank you.
kış sabahı yanı başımızdaki kilise çanlarına konser verircesine olabildiğince melodik bir şekilde çalıyor. Şehirdeki ahenkli kakofoninin yankısı nedense bana hep memleketimin ezan seslerini hatırlatıyor. Herhalde beni neşelendiren biraz önce fotoğrafını çekmeye çalıştığım ve ters nedeniyle bir sürü istediğim kareyi bulamadığım gerçeküstü heykel. Gerçeküstü sanat bende hep soru işaretleriyle beraber var oldu. Onu her şeye rağmen gizli bir aşk ile sevdim. Soldan sağa yazarken sağ sayfadan sol sayfa. Benziyor. Beynin çalışmasını bir şekilde kayıt ediyorsun ve süreç esnasında da mecraya uygun kompozisyon düzenlemelerine giriyorsun. Düzensizliğe karar verdiğin an bile yeni bir düzen yaratmış oluyorsun. Her halükarda kullanıcı ürünü tüketebilmek için bir kılavuz istiyor. Kullanım şartnamesi de son ürünün şekli ve bunun sunuşu ile çok alakalı. Mesela eğer bu yazdıklarım bir kitap ise başlığı ne, içindekiler neler ve kategorisi ne? Yani roman mı, öykü mü, şiir mi, senaryo mu, deneme mi, hiçbiri mi? Resim yaparken de bana ne resmi yapıyorsun diye soranlara sadece resim diyerek kısaca cevap veriyorum. Benim için en zor olanıysa genel anlamdaki neler yapıyorsun sorusu. Böyle bir soru karşısında gerçekten çok zorlanıyorum. Tam anlamıyla kilitleniyorum. Şimdi ya şu yarım saatte de neler yaptığımı anlatamam ya da susup oturmam lazım diyorum kendi kendime. Şimdilik yazmaya devam ediyorum. Şehrin göbeği, trafiğin tam ortası. Otobüs zorlukla ilerliyor. Sol tarafımda NBC'nin kırmızı haberleri elektronik bir şeritten akıp gidiyor. Herkes bir an önce evine gitmeye çalışıyor. Sanki ertesi sabah tekrar dönmek için bu sokakları dolduramayacaklarmış gibi acele. Işıltılı İngilizce tabelaların arasında birden fark ediyorum ki Türkçe yazıyorum. Bu şehirde anneme yazdığım mektuplar dışında uzun zamandır hiç ana dilimde yazamamıştım. Glowing. Gökdelenlerinden gökyüzünün görünmediği şehirde ufuk da ancak daracık sokaklar kadar geniş. Betondan yükselenlerin çelik kafeslerine tatlı bir akşamüstü ışığı dokunuyor. İnsanlar habire koşuşturuyor. Sol tarafımda kasketi kadar kara, iri yarı bir zenci, tıraşlı kafasındaki kulaklıktan gelen müziğin ritmiyle sallanıyor. Onun yanındaki genç kız gibi saçı örülü beyaz saçlı teyze, sinirli sinirli ciklet çiğniyor. Önümde oturan kareli elbiseli kadın çantasına sıkı sıkı sarılmış, gözleri kapalı dinlenmeye çalışıyor. Hayat zor diye homurdanıyor otobüs. Yazmak kolay diyor genç o keyifle. Sadece kağıt ve kalem, biraz da zaman lazım. Şimdi Zamanlar Meydanı'na geldik. Etraftaki elektronik ampuller daha bir parlak, daha bir oynak. Ama benim de hemen gitmem gerek.
Yeşil, sarı, kırmızı, mavi geometrik ışıklar ve aynalı camlardaki yansımaları. İnsanlar şaşkın ve bezgin. Yazmak fotoğraf çekmekten daha kolay çünkü fotoğraf çekerken mekanizmayı insanlara doğru çevirmen gerekiyor. Yazarkense kamera sensin. The heart of the town. The bus is moving with difficulty. On my left, a red line of NBC News is flowing on an electronic lane. Everyone's trying to go home as soon as possible, as if they're not going to feel this. Excuse me. As if they're not going to fill the streets again tomorrow morning, hurrying to their jobs. In the midst of shining English billboards, at once I realize that I am writing in Turkish. In this town, apart from the letters I wrote to my mother, I haven't written in Turkish for a very long time. The horizon is only as wide as the narrow streets in this town where the sky can't be seen because of its skyscrapers. A sweet evening light is touching on the steel cages of the concrete heights. People are running around. On my left, a big man as black as his cap is moving to the rhythm of the music coming from his Walkman. Right next to him, the lady with her white hair plaited like a young girl is nervously chewing gum. The lady in front of me with a square pattern dress clutching her handbag is trying to rest with her eyes closed. Life is difficult, the bus is humming. Writing is easy, Genjo is saying. All you need is paper and pen and a bit of time. Now we're in the square of the times. The electronic bulbs around are a bit more playful, a bit more shiny, but I have to go immediately. Green, yellow, red, blue geometric lights and their reflections on the mirrored windows. People are astounded and weary. To write is easier than to take a picture, because when I take a picture, I have to point a mechanism to people. When you're writing, the camera is yourself. No one cares about what or why you write. Vücudun üstüne kazınan dövmeler, insanların görüntüler ile olan bilinçaltı ilişkilerini de ortaya koyabilir. Başlıca iki çeşit dövme var, yazı ve resim. Örnek olarak denizcilerin çok sevdiği deniz kızı dövmesi veyahut yeni moda biyolojik atık sembolü gibi. Sanat tarihinde modern sanatın her ne kadar büyük yer kapladığı ısrarla iddia edilse de insanlar kendi vücutlarına doğaçlama dövme yaptırmıyorlar. Kendilerine dövme yaptırarak sıra dışılıklarını tescil ettirme yarışına girenler dahi kendi görselliklerine eklenecek kalıcı görüntülerin illaki bir şeylere benzemesini, bir şeyler çağrıştırmasını önceden detaylı olarak tasarlanmasını bekliyorlar. I did not smoke for almost 3 days, but on the 4th day, strange things began to happen to me. Strange things always happen to me, but these were different. I suddenly began to see monsters. Monsters were weird. They were weird, and they wore blue dresses. They sang along with any mechanical sound they heard. They ate my headache altogether. Tam tam, da tam tam. Tam, 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 tam. Da tam, 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 tam. Da tam, tam. Tam, 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 tam. Tam, tam, tam. Tam, tam, da, da, tam. Green is pink.
Metro yerin altı, cehennemin dibi. Gizli kameralar eşliğinde bunaltıcı sıcak. Modern şehrin zaman mekan makinesi. Zenginle yoksulun tek ortak noktası. Sosyalken bile antisosyal olma hali. Her durakta daha bir ten tene yabancılaşma. Metroda herkes sözleşmiş gibi susar. Kimse konuşmaz. Birbirine bakmaz, sıkılır. Birbirine dokunmamaya çalışarak sıkışır. Belki kitap okur, esner, gözlerini kapar. Bakışlarını diğer bakışların değmeyeceği bir yere çevirir. Yaslanır, tutunur, sallanır. Metroda gözlerini kapatıp uyumak ne güzel. Ya uyuyamamak? Ve tekrar tekrar kendi kendine kavga etmek. The underground, under the ground, the bottom of hell, with security cameras, very hot. The time-place machine of the modern city. The only common thing of the rich and the poor, being most antisocial when most social, a flesh-to-flesh alienation at every stop. On the underground, no one speaks, no one looks at each other, they get bored. They get jammed trying not to touch each other. They read, close their eyes, move their looks to where they can't meet other looks. They move. How nice it is to close your eyes and sleep on the underground. What about not being able to sleep and fighting with yourself over and over again? Ben ne mi yapıyorum? Yetişmeye çalışıyorum. Her zamanki gibi. Nereye yetiştiğim önemli değil. Sadece yetişmeye çalışıyorum. Bir yere ya da bir şeylere yetişmeye çalışmaktan nefret ediyorum. Aslında bütün hayatımız bir yerlere ve bir şeylere yetişmek üzerine kurulu. Ben de her zaman yetişmeye çalışıyorum. Lafı uzatmayacağım, beni affedin. Çünkü birazdan da başka bir yere yetişmem gerekli. Merkez, tire güç, tire iktidar.
New York means hearing an interesting ethnic music, meeting either an African instrument or a red Indian drum when waiting for the next train on the underground. I wish I could see the happy faces of tired but talented musicians listening to the fast rhythm of the Latin music. After writing the bit of text above, when changing trains, I saw the musician I mentioned. This time I smiled at him, and he smiled back at me. Oku, otur. Otur, oku. Oku, yaz. Otur, yaz. 35. Otur, kalk. Okurken, otur. 33. Yaz. Yazın, yaz. Kış, kışın, otur. 28. Ses. Hap, iç. Kalk, otur. 32. İkiz. Yaz ne çabuk geçti. Kış, kışın kalk yazın otur. CD'nin kapında Kodak yazıyor. Kalk, otur, bak. Düşün, yaz. Yazın yaz. Yaz geçse de yaz. Kalk, otur, oku, yaz. Tekli medya çoklu medyaya karşı. Yazı ne kadar basit, bir o kadar karmaşık bir mecra. Bir kağıt, bir kalem, bir de sen. Kendinle baş başa. Sadece kalemin kağıt üstündeki hışırtısı, saatin tiktakları. Bu yazdıklarımı videoyla anlatmak istesem önce bir kamera lazım, sonra kayıda bas, mikrofona konuş ve her şey kasette. Hangisi daha kolay, video mu, yazı mı? Hangisi daha gerçekçi? Peki hangisi gerçek? Video kameranın kendi gerçekliğinin kalemden farkı ne? Yazardan farkı ne videocunun? Yazar mı yakın videocuya yoksa ressam mı? What am I doing? I am trying to catch up, as always. Doesn't matter where I'm running to, I just run to catch. I hate trying to catch something or try to be somewhere on time. In fact, all our lives is based on catching up with things. And so I'm always trying to catch up. I'll have to cut it short, please excuse me, because I have to go and catch something in a minute. Single media versus multimedia. How single is writing, yet how complex? In fact, it's just a paper, a pen, and you, alone with yourself. Just the rustling of the pen on the paper, the ticking of the clock. However, if I wanted to tell these in a video, press the record button and all of it is on tape. Which one is easier, video or writing? Which one is more realistic and which one is real? What is the difference of the reality of the video camera than that of the pen? And how is a writer different to a video maker? Bilgileri bilgisayar sayıyor. Peki veriyi bilgi haline getiren kim?
Ne mutlu Türk'üm diyene. Mutlu mu, mutsuz mu olduğumuzu bile bilmeden doğarız bazı şeylere ve doğum yerlerimizin birileri tarafından bir şekilde ve bizden habersiz klasifiye edildiğini görürüz geç bir yaşta. MoMA ancak hediyelik eşya dükkanı kadar var. Müze kavramının değişmesiyle yapıt, sahiplik, etkileşim ve ticaret kavramları da değişiyor. Müzeler sanat galerileri gibi eserlerin orijinallerini satamasalar da taktiklerini üretip kendi markalarıyla satıyorlar. Süpermarketlerin kendi isimleriyle fason üretim yaptırdıkları ürünleri satmaları gibi. Siz de eve gidince hediyelik hatıranıza bakıp asıl kutsal erişilmez olanı hatırlıyorsunuz. Bir anlamda müzelerde tutulan orijinal, merkez bankalarında bulundurulan altın rezervleri gibi satılan kopyaların değerlerinin de sağlaması anlamına geliyor. Genjo, you started to write silly. Aren't you ashamed even of the computer in front of you? Computer computes the data, but who turns information into data? Happy is the man who says I'm Turkish. We get born to things without knowing whether we are happy or not, and we realize in late life that our birthplaces are classified by others somehow unknown to us. MoMA exists just as much as the souvenir shop. With the museum concept changing, work, ownership, interaction, and commerce concepts are also changing. Museums, though not selling original artworks like galleries, they sell reproductions under their own brand, just like supermarkets producing and selling their own goods under their own brand. When you go home, you look at your souvenir and remember the wholly unreachable. In a way, the originals in museums, like the gold reserves in national banks, provide the value of the copies being sold. ...25. caddeye geldik. Birden vagondaki tek beyaz yolcu ben kaldım. Belli ki artık Harlem'deyiz. Kimse bilmiyor ki benim sadece tenimin rengi beyaz. İçim siyah, hemşeriyiz onlarla yani. Harlem'deki binaların çoğu boş, pencereler tahta kaplı. Buraların çok ağır bir şeyler geçirdiği belli. Yolda hacı şapkalı, cihat tişörtlü bir adama selam veriyorum, selamımı almıyor. Harlem'deki 3-4 katlı binalar mimari olarak şehirdeki tüm diğerlerine benziyor benzemesine de can uğraş feryatlar farklı. Yürüyorum. Yürürken yazmak zor, sakallarımı kaşıyorum. Tırnağımın kenarındaki yeşil silikonun vaktiyle yapışık olduğu çiftler, makinede ailesinin kenarındaki bilgi severinin yanında, üzütünü emmiş olanın sıçrı boktan yapılma. Yemekte makarna yemeyemedim. Makarnanın içindeki çiğdar peynirinin Amerika'ya Çin'den büyük konteynerların içine gizlenerek geldiğini de biliyorum. Bilmekte hiç istemiyorum aslında. Bir zamanlar yazdığım şiirler bir meyhanenin köşesinde duran eski fıçıların altında kalmış. Üstleri çıplak kız resimleri dolu gazetelerde bile yayımlanmadı.
The middle of New York, there's a monumental library. The back of the library, there's a big garden, and in the garden, it is not prohibited to step or lie on the grass. Why don't we pronounce the fact that popular Broadway musicals are derivatives of operas which are considered to be high art? The former is in English, for pop is in English, and the latter is in Baroque Italian for the same reason. To rock us with a sleepy lullaby. In contrast to the mechanical noises on the outside, the most distinct noise on the inside was the large rhythm of Puerto Rico. The train got faster first, then trembled, then began to slow down, then stopped with a fast break. I stopped too. The dark curly-haired girls in front of me began to make funny gestures at me. The boy with a white tank top and a scarred face eyed me too. He hadn't seen a mirrored writer on the underground before. A couple of cold drops landed on my head from the air conditioner. I thought of something to write a moment ago. Now I remember. In New York, the project I wanted to make but not succeed was the homeless project. I planned to stay on the underground traveling non-stop for 24 hours with friends. We were going to try to enter the underworld washed from the earthly things and live there for the 24 hours. We were going to resist the rhythm for 24 hours, hungry, without water and sleepless, just like we live. To live. We were going to produce. One of us was going to write. I was going to paint. One of us going to make music, and probably we were going to make some money. We were going to buy something to eat with our wages. It was an experiment of trying to set up a kind of ecosystem. And of course, we thought about recording these 24 hours with video and camera. I proposed John Plenge to make music with his guitar. His wife Chris didn't like this idea, found it too commercial. Tim Haley talked about the effect of the 24 hours with no water on kidneys. Kavgacıyım, kavgacı. Androjen hormonum mu fazla, Kürtlükten midir? Hadi o da değil, Oğlak Burcu olduğum için midir bilemiyorum. Kavgacıyım, kavgacı. Şu satırları yazarken bile kafamda birileriyle kavga etmeye devam ediyorum. Kavgacıyım, kavgacı. Kavganın çok zararını da gördüm, yararını da. Bazen direnmenin ne kadar da asil ve doğru olduğunu gördüm.
Bazen de aptalca ve gereksiz. Kavgacıyım, kavgacı. Her ne kadar sakin olmaya çalışsam, her sinirlendiğimde birden ona kadar içimden saysam da kavgacıyım, kavgacı. Babama çekmişim herhalde. İnşallah oğlum da bana çeker. Dilerim kendi de benim kadar kavgacılıktan çekmez. The stereotypical artist in the films. Messy hair, lost in himself, works on one thing, day and night, and the final scene, his success, is marked by the image of how realistic his work is. We wouldn't want to accept the fact that the simplest of printers can draw better than us, or the cheapest photocopier copies better than the best of artists. If after that long labor, the artist's work is not realistic or figurative, the judgment is already made. Doesn't look like anything. Improvisation, a space of freedom, but at the same time, the state of being alien or abstract. And this is one of the heaviest criticisms that could be made by the public. In parallel use are terms like nonsense and random, which point to the intolerability of improvisation, the traditional unforgiveness towards free creativity. Sayfaları dolduruyorum. Boşluğu anlatmaya çalışırken bile. Neden kendimi anlatmayı bu kadar çok seviyorum? Yazmaya başlayınca bu kadar derin teori ve politika, din, damardan kültür sanat, yaşam ve diğer alanlara giriyorum. Çok teorik miyim? Eğlenceli bir adam değil miyim? Hem politik hem teorik hem radikal hem de komik olamaz mıyım? Eğer daha akademik veya daha profesyonel yazsaydım deftere yazmazdım. Küçük bir teybe kaydederdim. Çoğu zaman yaptığım gibi kameraya da çekebilirdim. Niye ısrarla defter? Bu yazı sistematik olsaydı, yazının bir şekli, biçimi olurdu. Bölümlerin birer başlığı, alt başlığı, hatta belki de giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olurdu. Lakin ben yazı yazmaya çalışmıyorum. Sadece yazı yazıyorum.
Sabah çöp arabasının öğütme sesiyle gözlerimi açtım. New York'ta her şey her an çöp haline gelebileceği gibi her çöp de her an bir şey haline gelebilir. Akşam sokakta çöplerin arasında gördüğüm kitaplar, plaklar, yağlı boya tablo ve televizyon aklıma geldi. Bir de etraflarında takılan tembel fareler ve yangın vanalarını açıp yıkanan melez çocuklar. Kahrolsun sistem. The poetry of the weeds living in the humidity exploding from under the white painted walls of the underground. The calm advance of the escalator, but right at the peak, its secret comeback from underneath. The feeling of progression or regression in the circulation. The modern grace of mechanics. Why do people take the escalators instead of the stairs, then pound for hours on the machines at the gyms? The escalators were built not to walk, but to stand on them. The poetry of the weeds, living in the humidity exploding from under the white painted walls of the underground. The calm advance of the escalator, but right at the peak, its secret comeback from underneath. A feeling of progression or regression in the circulation, the modern grace of mechanics. Why do people take the escalators instead of the stairs and pound for hours on the machines at the gyms? The escalators were built not to walk, but to stand on them. Nisim mi dorkas? 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 Nisim
Yazı ve görselliğin beraberce sınırları zorlamaya başladıkları noktada karşımıza çıkan şey çizgi roman dünyasının plastik sanatlara kadar uzanan uçsuz bucaksız tundurasıdır. Burada çizgi roman kahramanları kah Kara Murat'la at koşturur, kah Süpermen ile gökyüzünde süzülür. Plastik sınırın öte tarafında söz yoktur. Sadece boya damlaları, renk denemeleri ve soyut çizimler yer alır. Görsellik sınırının beri tarafında ise tüm ciddiyetiyle kavramsallık vardır. Kavramsal sanat da fazlasıyla yazıyı kullanıyor. Onun tam tersi olan kavramsal yazı, görselin tasviri, bilimsel kanıtların ifşası ve referansların inşası üzerine kurulur. Dolayısıyla yazıda deneysellik, görseldekinden bile daha dar bir alana sıkışmış durumda olabilir. Çıkış da zor. Yeni kalem, yeni yazı. Bu yazı mavi olsun diyorum kendi içimden. Plastik kalemin mürekkebi de ayrı renk. Şu tükenmez kalemler nasıl da bitiyor isimlerine rağmen. Modern hayatımızdaki her mutlakiyet arayışı da insanın öncelikle kendisinin mutlak olmadığına inanmasından kaynaklanmıyor mu? Aslında bugün varız, yarın yokuz. New York geçicilik ve kalıcılık üstüne bir şehir, kendi başına. İsmi yeni, kendi eski. İnsanlar, gökdelenler ve müzelerle kendilerine küçük bir adanın üstünde kumdan kale yapmaya çalışmışlar. Surları yükseltip sağlamlaştırdıkça da kendilerine bile yer kalmadığını görüyorlar. Şimdiki devri daim bir yarış. Benim camdan kulem, senin çelik kalenden sağlam. New pen, new text. Let this text be blue, I say, as the ink of the new pen is blue. How these pens run dry. Doesn't the search for inexhaustibility come from the fact that the human being themselves are not inexhaustible? In truth, we are here now and gone tomorrow. New York is a city about permanency and temporariness. Its name is new, but it's old. It is as if humanity tried to make a sandcastle on a little island with skyscrapers and museums. As they heighten and strengthen the walls, they find that no space is left for themselves. Now is a recurring race. My sandcastle is stronger than your glass castle. Beynimin derinliklerindeki kelimelere doğru daldım. Kulaklarındaki basınç yavaş yavaş artmaya başladı. Burnumu parmaklarımla sıkıp sinüslerden kulaklarıma biraz hava yolladım. Basınç dengelendi. Yine dalmaya devam ettim. Mutlak sessizlik gittikçe koyulaşan mavilikle birleşiyordu. Güneşin ışıklarının yarattığı hayal yansımaları içinde kelimeler yoktu. Biraz daha zorladım kendimi ve küçükken hep korktuğum o kara yosunların arasına indim. Biraz ötede yosunların arasında kuma gömülü antik harfler göründü. Nefes almak için yukarı çıkmaya başlamam gerekiyordu. Ciğerlerindeki acı tüm omurgamı sarmaya başladı. Elimi yukarı doğru uzattım. Kahvemi yudumladım, sigaramı yaktım, etrafımda Almanca konuşan Birleşmiş Milletler görevlilerine ve daha sonra karşımda duran soykırım rölyefine baktım. Tekrar denize daldım.
Denizin tuzlu tadı hoşuma gitti. Yosunlara doğru daha bir korkmadan gitmeye başladım. Çünkü küçük turuncu bir balık beni izlemeye başlamıştı. Benimle beraber suda kıvrılıyor, benden kaçmıyordu. Yosunları geçince adanın yakınında, kayalıkların hemen üstünde heceleri gördüm. Birer kafiye gibi yüzmeye başlamıştık. İyot kokusunun içinde. Kaslarımın sızlamaya başladığı yerde, denizin 7 kat altında, mısraların ilk defa bu kadar güzel bir şekilde üst üste dizilebileceğini gördüm. O zaman hissettim ki, Ege kendi başına bir şiirdi. Te 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 tek bir kek 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 kez 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 bile. In the parks there are people painting, talking on phones, taking pictures, but there are no writers around. There are people with laptops trying to meet girls, indulging in electronic chat, but who can say that they're writing? When I find myself writing these things in the notebook on the streets, I think that what I do looks like the time-watching officer's habits. The rumbling of my tummy, though not as strong as the rumbling of the underground train, is as warm as the orange seats. My future, my education, my choice. Me, me, me. New York University advert. Someone drew a mustache and a beard on the lady in the picture with a black pen like mine. And the Twin Towers are reaching up from behind. İnsanın el yazısı yürürken ve otururken, hatta otobüste nasıl da değişiyor? Bu yazıyı bir kitaptan okursanız nasıl anlayabilirsiniz ki bu değişikliği? Ya video seyrederseniz? Titreme kelimelere nasıl yansır? Virajlar cümlelere, istasyonlar paragraflara? Harlem'den koşa koşa geri dönen bir otobüs, 2 durak sonra şehir ve tekrar soluk tenli insanlar. Ayrım ne kadar da yakın. Hala ne diye bu kadar uzak? Ben de tam burada, bu arada Melezlerin Mahallesi'nde yaşıyorum işte. Gecenin gözleri acıtan karanlığını bozan yegane ışık, soğuktan titreyerek birbirine çarpan dişler arasına sıkışan dilinin beyninde yarattığı patlama. Bazen acı o kadar kuvvetli oluyordu ki gözlerinden sızan 2 damla yaş yanaklarını yakıyordu. Elektrikli sobaya sarılmış bekliyordu ayaz soğukta, havaların bir gün tekrar bunaltıcı sıcağa dönüşmesini. Sıcağı hatırlamak için de arada bir yanaklarını tokatlıyor, her tokatta çocukluğuna dönüyordu. İş hayatı demokratik değildir. Kapitalizm tıpkı bürokrasi gibi belli bir hiyerarşi mantığı üstüne kurulmuştur. Astüs ilişkilerinde sadakat eğitimden daha belirleyicidir. Birikimlerin aktarılması tıpkı feodal yapıda olduğu gibi varlığını genetik kalıtımla sürdürür. Yüzyıllar sonra yaşanan en önemli değişim iktidarın mutlakiyetinin değişebilir olmasıdır. Şu anda mutlakiyeti değiştirebilecek en önemli araç da paradır. Buna rağmen sınıflar arası dikey geçişte kan bağı hala önemli bir rol oynar. Bu yüzden de yeni muhafazakarlar genetikteki her türlü gelişmeyi yasalarla engellemeye çalışıyorlar.
Work life is not democratic. Capitalism, just like bureaucracy, is based on hierarchy. The transfer of experience continues to exist through genetic heritage, just like in feudal structure. After centuries, the only change is the absoluteness of the property, leaving its place to the idea of rental and the reign of money. All this, despite... Önce hava mı karardı yoksa sağanak mı başladı tam hatırlayamıyorum. Şimşeklerin çakacağını ciğerlerimin üstünde yoğun basınçla beraber hissettim. Gökyüzünü karartan bulutlar birdenbire çoğaldılar. Gündüz gece gibi oldu. Yıldırım parıltıları dışında ışık kalmadı etrafta. Yağmur damlaları birer mermi gibi inmeye başlayınca kaçacak delik aradım. Çölün ortasındaki bir reklam panosunun altına saklandım. Panodaki slogan... Kaderinizin gelip sizi bulmasını beklemeyin. Sürekli taklalar atarak yanıp duruyordu. Elektrik panonunun fırtınalı havada korunmak için pek de iyi bir fikir olmadığını düşündüm. Elimdeki I Love New York torbasını kafama geçirip kaçmaya başladım. Kaderimin beni bulmak üzere geç kaldığını, panonun üstüne gürültüyle düşen yıldırımı görünce fark ettim. Derin sessizlikte birkaç saniye hareketsiz kaldım. Bacaklarımı tatlı bir sıcaklık sardı. Yıldırım gürültüsüyle tekrar kaçmaya başladım. Ağlayana kadar koştum. Durdum, ağladım ve kustum. Derken gökyüzündeki bulutlar aralandı ve güneş gözüktü. Çıkardıklarımın içinden iki yeşil şey havalanıp gökyüzünde uçmaya başladı. Fırtına dinmişti. I can't remember whether it got dark or whether the heavy rain started first, but I felt that there was going to be lightning when the heavy pressure on my chest. The clouds that darken the sky multiplied at once. Day became like night. All of a sudden, there was no light except for the shining lightning. When raindrops started to fall like slaps, I started to look for a place to hide. I hid under a lit-up billboard in the middle of the desert. The lit-up slogan on the board, Don't wait for your fate to find you, was rotating around and flickering. I thought that hiding under an electric billboard was not a good idea, and putting the I Love New York bag on my head, I started running away. Soon after that, I realized that my fate was late to find me when I saw the lightning hit the billboard. I stood still for a few seconds. A sweet warmth engulfed my legs. I began running again. I ran until I cried. I stopped, cried again, and threw up. Then the clouds in the sky parted and the sun showed up. Two green things from my puke took wings and started to fly in the sky. The storm was over.
Baba blop, baba blop, ah ha baba blop, ah ah baba blop, blop baba blop, bida blop, bida blop, baba blop, blop blop baba, baba blop baba, baba dede, baba dede blop. Var. Elimdeki siyah renkli kalem mavi yazıyor. Tıraş oldum, beyaz gömlekliydim. Durup dururken heyecanlanıp koşturmak ister ya çocuklar. Öyle bir şeyler hissediyorum. Hani tepinip bir yerlere tırmanmak ve bağırma isteği. Müjdeye çok sevinmek gibi. Yok, üstelik benimkinde bir şey piyango da kazanmadım. Sevdiklerim bu zaferi hayatımda önemli bir değişiklik de yok. Gerçi her gün yeni şeyler öğreniyorum ve her öğrendiğim şeyde beynimde yeni ufuklar açıyor. Ama neden bu değil? Hava güzel, sabah insanın kafası daha iyi çalışıyor. Peki ben nasıl bu kadar yüksek oluyorum durup dururken, ilaç içmeden ve madde kullanmadan? Akşam yediklerim dokunmuş veya tansiyonum çıkmış olabilir. Zaten bu yüzden kafeinsiz kahve ısmarladım. Şimdi keşke koşaydım diye düşünüyorum. Kahveye oturmuş koşar gibi yazarken. Belki de yazar gibi koşuyorum. Buyur gezer var, neden yazar koşar olmasın? Daha önce üşürken okulda, trende, otobüste, askerde çok yazı yazdım. Koşarken yazmayı hiç denemedim. Yazarken koşmak, koştukça coşmak bambaşka bir şey. Tıpkı mandul dondurması yerken çamaşırları Mintax'ta yıkamaya geçiyor. Kızgın kumlardan buz gibi sulara, oradan da metal raylarının üstüne. Gömleğin beyaz keyfim yerinde. Hem yazıyorum hem koşuyorum. Göz alabildiğince cadde bir o kadar çok sarı araba, kırmızı ışık. Yer gök gökdelen. Gökte insanlar ağır ağır yürüyorlar. Kimilerinin ayakları çıplak, kiminin ayak parmaklarından biri eksik. Kimileri etek giymiş, bazıları don giymemiş. Biri tırnağını yiyor. Kedim nerede? Kırmızı ışık yeşil olunca yatay düzlemde X yönünde vektörsel bir hareket oluşuyor. Çarpı ve kare. Soldaki Ermeni Kilisesi'nin altın varaklı kubbesi bana kubbesi yaldızsız memleketimdeki Ermeni kiliselerini hatırlatıyor. British Airways reklam panosunun üstündeki kuşlar Urduca konuşan türbanlı şoförün taklidini yapıyorlar. İnsanlar gökyüzünde yürümeye devam ediyor. Ben de onları seyrediyorum. İmparator Devlet Binası'nın asansörleri birer toplu taşıma aracı olarak çalışıyorlar. İnsanlar tek bir vagona dolup onlarca katı saniyeler içinde çıkabiliyorlar. Bu da mekansal düzlemdeki dolaşıma yeni bir dikey aks katıyor. Gökdelenlerin sihri de sadece inşaat mühendislerinin değil, aynı zamanda asansörleri yapan makine mühendislerinin başarısı. İmparator Devlet'in en üst kademesinde en gelişmiş makinelerle çıkmak, etrafa bakınmak tek başına bir işe yaramıyor. Oraya çıktıktan sonra bir şeyler de yapmak lazım. Thank you.
piscina sob a suposição de um modo de experiência dado retirado desse conceito. A geometria é uma ciência que determina sinteticamente e, portanto, a priori, as prioridades do espaço, que deve ser, pois, a representação do espaço para que tal conhecimento seja possível. Para que tal conhecimento seja possível, deve ser, primeiramente, uma intuição. Dear Green Notebook, how I missed you, how I missed meeting you in the dark dungeons in sweet scent of roses.
Kulağımın içinde su sesleri, yüzümde bir sıcaklık. Sinüslerimin içi kaşınıyor. Sanki çok yüksek bir yerde oturuyor gibiyim. Hemen aşağısı uçurum. Ayağımın altı karıncalanıyor birden. Aşağı doğru eğilip bakılıyorum. Koca otobüsler sigara izmaritlerine benziyor. Üstleri Marlboro reklamı. İnsanlar dalgalanıyor rüzgarın bir su birikintisini dalgalandırdığı gibi. Atlasam mı atlamasam mı diye düşünüyorum bir iki saniye. Ayağımı uzatıp suyun içine sokuyorum. Su serince, gözyaşı gibi. Suyun içindeki metal şey hiç kıpırdamadan bana bakıyor. Ben de ona bakıyorum. Hiç kıpırdamıyor. Ben de kıpırdamıyorum. Radyoaktif patlamalar aynı zamanda çürümeyi de hızlandırıyor. Bu da biyolojik yapılardan çıkan koku miktarını değiştiriyor. Artık koku alamayan burnunun eridiğini hissedince onu çıkarıp attı. Arabada yenisi vardı nasılsa. Geri döndüğünde aracını göremedi. Mantar bulutunun şiirselliğine kapılıp kaybolmuş. Eriyen sol elinden bir iki parmağı da çıkarıp attıktan sonra daha sakin bir yere gitmeye karar verdi ve sırtındaki roket motorlarını ateşledi. Hızını arttırdı. Dönerek bulutun içinde hızla gitmeye başlayınca kendi kendine gülümsedi ve dilin ucuyla yerinden çıkardığı iki dişini de yuttu. Tekrar karanlığın bastırması şimdilik güvencede olabileceğinin kanıtıydı. Lakin dikkatli olmalıydı. İş adamlarının bölgesine gelmişti. Bu gökdelenlerin yapısından belliydi ve her an saldırıya uğrayabilirdi. Güneşin üstünde yarattığı parıltılar kahverengi sıvının mavimtırak görünmesine neden oluyordu. Fogordian parıltıların ortasındaki yapay ağda yer yer dökülmüş yapay cimleriyle öylece tımıltısız duruyordu. Beyaz balinanın yeşilli sessizliği gibi. Lacivert üniformalı bir adamın zincirinden asıldığı bozkır köpek tam önüme çişini yaptı. Benim de çişim geldi. Hayır, daha demin tuvalete gittim, o yüzden tekrar gidemem. Üniformalı bir Nazi'ye benzemeyen adam geri döndü ve bir kapıdan içeri girdi. Kapı adaya giden saydam bir köprüye açılıyordu. Küçük ada hemen yüzme mesafesindeydi ama kimse yüzmüyordu. Zira Fokurdyan suların içindeki garip simyayı bilen yoktu. Koyu kahvenin yeşile kaçan tonundaki sıvıya bir giren bir daha asla ama asla çıkamıyordu. Yine de ada turistler için hazırlanmış çıplaklar plajıyla ünlendiği için herkes köpeğini bu adada gezdirmek istiyordu. Köpeğin de karnı acıkmıştı. Köprü elektromanyetik dalgalardan oluşuyordu. Her bir metre için 4 işçinin bir kapalı kabin içinde 3 saat boyunca bağırması gerekiyordu. Eğer içilerden biri susarsa köprüdeki yeşil bir sıvıya dönüşerek düşüyordu. İşçiler senelerce devlet opera ve balesinden özel şan dersleri almışlardı. Projeyi tam ek destekliyordu. Köpek köprünün üstündeyken tekrar çiş yaptı. Çişi aşağıdaki sıvıya değince kahverengi jelatin aralandı ve delikten turuncu yengeçler çıkmaya başladı. Adaya çıkan yengeçler güneşlenen insanlara hücum ettiler. İnsanlar da yengeçlere acımasızca karşılık verdi. Onlara saldırıp bacaklarını koparıyorlar, kıskaçlarını keyifle yiyip atıyorlardı. Köpek adaya çıkınca üçüncü kez işedi. Bu defa yapay ada erimeye başladı. Adanın tam ortasında açılan delikten yukarı sular akmaya başladı. Aynı dikey bir duvara tersten tırmanan bir şelale gibi. Yengeçler suya değince birer küçük hediye paketine dönüştüler. Kızlar bikinilerinin üstünü giydi. Ada hareket etti. Bu
Bu defter bir roman değildir. This notebook is not a novel. Cezamı çekiyorum. Mahpusluğun bitmesine sadece 4 gün kaldı. Şafak 3 bugünü saymazsak. Güneşin doğuşunu ilk kez beklediğim günü hatırlıyorum, sabahın serinliğinde. Ufkun önce lacivertten sarımtırak turuncuya, sonra da yumurta sarısından kan portakalı rengine akması. Derken ateşin belirmesi, dumansız bir yangına dönüşerek. En sonunda da yangının kopup bir küreye dönüşerek göğe havalanması. Ben de güneş gibi ışık çıkaran, tatlı tatlı gökyüzünde süzülen ve ona bakılmasına izin veren bir şey yapabilmeyi ne çok isterdim. İkiz kuleleri bir değil, iki uçak yıkıyor. Not one. But 2 planes are bringing down the Twin Towers. Yazacak ne kadar çok şey var. Ancak defter bitiyor. Kafam karışık, kulağım ağrıyor. Üstümde hafif bir koku, serin bir titreme. Bir o kadar da kendine güven. Yazarlık uzay gemisi ikinci kaptanlığına benziyor. But I don't think, like, if it was an internal attack, it would be more like, kind of like, esoteric. Like this. Davis keeps saying that he's sorry about it. No, you know, he can be Iraq, because the first thing that Bush did was to bomb Iraq when he came up. And I thought, you know, there's going to be a war. Who's Iraq? Gaddafi? There's so much to write, but the notebook's coming to its end. I'm confused and my ears ache. On me, there's a soft fright, a chilly tremble, but also self-confidence. Writing is like being the second captain of a spacecraft. Being a father gives you the confidence of being a first captain. Someone was, I believe, they were jumping over the sanctions. They had the same fright at the very end of his administration, that they were jumping over and the sanctions. All, karşıma oturan beyaz saçlı, kibar görünüşlü, papyonlu adam hafifçe gözlerini kırdı.
ellerini ince zarif süet çantasının üstünde birleştirerek. O an gözleri kapalıyken bile bana baktığını düşündüm. Ben de dudaklarımı oynatmadan ona gülümsedim. O ayaklarını yere iki kez vurdu. Toparladı gibi yaparak. Ben de boynumda asılı fotoğraf makineye baktım. Ve şimdi suratını görmediğim adamın fotoğrafını nasıl çekebileceğimi düşündüm. Deklanşörü biten sayfanın sonuna yazdım. See, that's what dilutes it. They could have sent a really good message. Look, you're canceled. We have things to pay. Well, we bought a place. We didn't buy the house. Our apartment. Oh, my God. To get debt. Look at that. I saw that. That's what I saw. He paid for his school. He paid for his school. He paid for his school. He paid for his school.